Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Cansu ve Caner'in dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Herkese selam aleyküm. Allah'ın nuru ve rahmeti üzerinize olsun. Bugün annemdeyim. Dolapları düzenleme yapacağız. Dolapların içerisinde kapı tönelerini, örtülerini örteceğiz. Dolapları boşaltıp silip tekrardan dizayn yapacağım. Aşama aşama da size anlatacağım inşallah. Evet, şu anda gördüğünüz gibi dolaplarımızı böyle boşalttık. Gördüğünüz gibi bu üst dolaplar. Üst dolapları boşalttım. Şimdi bunları hemen silip örtülerini açacağız. Ve aynı zamanda ben dolapların yerlerini değiştireceğim. Son aşamasını size de tekrardan göstereceğim. Anneciğim dur. Evet, gördüğünüz gibi şu anda dolapların içini iyice siliyorum. Çünkü çok güzel annem deri kapı tüneler dikti. Onları açacağız içlerine. Kapı tünelerini değiştiriyoruz. Son model, son dizayn. Annemin tasarımı olan kapı tünelerimizi açacağız inşallah. Şöyle yapalım. Dolaplarımızın da İçini şöyle kapaklarını iyice sileyim. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi Kaan çekmecedeki annemin şu anda benim çekmeceleri boşaltmadan örtülerini örtüyor. Kaan da çekmeceye karıştırıyor. Annem onu bırakır mısın? Bırakmıyorum. Lütfen anneciğim bırak onları anne. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi kader anı. Annemin bu güzel kapı tünelerini dolapların içerisinde açacağım inşallah. Bu anne sanırım bu tam geldi. Şunu da şunun içerisine katlayacağım. Şöyle yapabilirim. Hani buradan boru geçiyor ya. Şöyle yaparsam. Evet, gördüğünüz gibi bu deri şu anda yeni modaymış bu. Deri kaplama. Üstü silinebiliyor. Dike tutmuyor. Kenan'ın annem böyle dantelini geçirmiş. Biliyorsunuz benim annem müfredat öğretmeni. Evet, şu an alt kısmı örtüyorum. Buradan boru geçtiği için mecbur bir şey yapamayacağım. Borun üzerine şu şekilde yapacağım. Şöyle yapmam lazım. Bu arada bunlar anne spot dikiş değil mi? Evet. Hani şurası bu rafın bu kısmını gördüğünüz gibi şöyle olduğu için hani bu kısmı şunun gibi düz örtü yapmıyor. Annem bunun burasını bu şekilde sanki rafı kaplarcasına yapıyor. Bunun da spotlu şuraya, yani şuradaki dikişi spotlu dikiş deniyormuş. Her ne kadar çok fazla anlamasam da hani bir alanım olmasa da şöyle yapalım. Bunu arkayı iteyim şöyle şuradan. Dantel, evet bunda spot dikiş yok zaten. Bu da danteldir. Çok şık oldu bence. Şöyle bir çekelim. Evet, çok güzel oldu. Rabbim mahsudeyle huzurlarımın bakımını bilmeyi nasip etsin. Tabii ben şimdi bunun içerisinde bu güzel dayayıp döşeyeceğim. Tekrardan size dönüş yapacağım. Evet anneciğim, şu anda gördüğünüz gibi annem çekmeceleri bir güzel sildi. Şimdi hemen annem çekmecenin örtüsünü örtüyor. Gerçekten çok hoş oldu. Ellerine sağlık. Rabbim asıl huzurla mutlu kullanabilmeyi nasip etsin. Bu arada gerçekten mutfağım tamamen iç dolapların dizaynını değiştireceğim inşallah. Hepsini size aşama aşama çekeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi annem ikinci çekmeceyi düzeltti. Burada Beyza Nur'un pasta kalıpları, şöyle göstereyim. Pasta kalıpları var Beyza Nur'un. Aynı zamanda işte cheesecake yaparken ki kullandığı kalıpları var burada. Özel kalın kağıtları var. Hem kahve süslemek için hem de pudra şekeri ve Nescafe yaparken, pasta yaparken süslemek için kullanmış olduğu şekilleri var burada. Şöyle göstereyim. İnanın ne kadar çok şekli varmış ya. Bakar mısınız? Bu özel kahve içinmiş. Şekilleri şöyle. Yani bunlar da hep yeni çıkan şeyler. Beyza Hanım ne isterse annem yok demiyor. Sağ olsun. Çünkü yeni pasta yapmaya başladı Beyza Hanım. Hal bir iki yıl oldu mu anne? Beyza Hanım bu kadar güzel pasta yapalım. Annem de sağ olsun heveslendiği için yok demiyor. Burada ise hani tavuk şiş yaparken kullanmak için, şurada aynı zamanda kıyma kebabı yaparken kullanmak için kalın fırında, şöyle gösterelim. Kıyma, mesela Adana şiş kebabı yapmak için diyor. Gördüğünüz gibi kalın şeyler, şişler bunlar. Şöyle yapayım. Daha film annem dolabını. Şu dolap alt poşetleri için süslemesi. Çeşitli filmler piknik burada. Masası. Piknik masası için örtü aynı zamanda. Piknik masası için örtü. Bunlar ne anne? Dondurma şeyler için mi? Ha, özel dondurma kaşıkları. Burada aynı zamanda krema başlıkları.
Burada Beyza Hanım'ın özel içecekleri. Çok poşetlerimiz var burada. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi fırın poşeti var altta. Fırında pişme poşeti var. Yine burada ne varmış? Çaydanlık için süzek. Annem şunları da turşu falan kurarken başlık alıyor zaten. Şuna ıslak mendiller. Bu ne anne? Turşu ilacıymış. Evet, burada yine bunlar eldivenler. Gördüğünüz gibi güzel bir çekimeceni düzenlemiş annem. Ellerine sağlık. Anne bak orada ip unutmuşsun hayatım. Bir de ip var. Onu da böyle bu şekilde koyarsak. Şimdi tamam, ben de kendi dolaplarıma geçiyorum bu arada. Evet, şu anda gördüğünüz gibi üst taraflarda böyle annemin sıra durlakis takımları var. Bunları teker teker bu rafa dizmeye başladım. Devam ediyorum ben. Selam aleyküm. Şu anda gördüğünüz gibi yandaki dolap bitti. Bu dolaba geçtim. Hatta yandaki dolabı da şöyle göstereyim istiyorum. Tabii bunların bir kısmı kaselerin bir kısmı makinede olduğu için tabakların. Onları çekemiyorum. Tabii onlar yıkanması lazım. Makinemiz bozuktu. Tamirci çağırdık. Anne makineyi yaptırdı. Şu anda gördüğünüz gibi bu tarafa sarı durlakis, annemin cezinde getirdiği sarı durlakislerini dizdik. Çok güzel oldu bende dolap. Böyle içim açıldı, huzur verdi. Rabbim atlatabilmeyi nasip etsin. Huzurumu atlatabilmeyi nasip etsin. Beyza Nur, gel selam var ablacığım. Sesin çıkıyor tatlım. Nasıl olmuş bu tatlım? Yorum yap bakalım. Çok güzel olmuş da benim ablacım üstleri bak, en üstte tabakları ve kaseye koyup oraya gerek yok ki. Sen ne yapacaksın ki? Sadece şundan yemek tabağı alacaksın. Şundan da kase, hep en çok kullandığınız servis tabakları, kaseler. Şurada zaten elin yeter ki ablacım. Üstlerin yetmez ki. Hem sen kısa değilsin ki tatlım. 1.70 boyundasın. Aaa. Bir 60 oldu, ne olacak? Kısa mı bir 60? Gördüğünüz gibi şu dolabı da boşalttım. Şimdi bu dolabı da annemin aşağıdaki sarı papatyalı takımları var. Artı anne bunlar da... Şimdi senin şu takım ismi neydi? İncili. Annemin incili takımında ve sarı beyaz papatyalı takımını dizeceğim inşallah. Bosa da sağ olsun Caner'le ilgileniyor, Beyza Nur Kaan'la ilgileniyor. Ben de bir şekilde hani çekim yapmaya çalışıyorum yapabildiğim kadarıyla. Şu anda gördüğünüz gibi annem çok güzel bir şekilde çekmeceyi düzenlemiş. Elhamdülillah. Anne bunlar şey dedim mi? Kereviç kalıplarıydı. Kereviç kalıpları. Burada aynı zamanda bıçakları, beleleri, bıçak belesi. O kaç tane varmış maşallah. Bu mu benim dedemden kalma? Ay canım ya, bu benim Toykut dedemden kalmaymış. Bu da annem bunu kesin yeni almıştır. Şu da annemin, bu da annemin, şöyle yapayım. Bu da annemin gelinliğindir kesin. Büyük bir ihtimal. Bu da anneannemin değil mi anne? Anneannemin yoğurt çıkma yani. Bir dakika anneciğim. Caner'cim söyle annem, söyle dinliyorum seni. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oy canım oğlum benim. Caner'cime de Beyza Nur şu anda bir yürüyüş yaptıracak. Bu da Beyza Nur Hanım'ın krema malzemeleri. Anne bunu da ikinci çekmeceye mi koysak pompasını falan malzemelerini? Evet ama anne bunları poşete koyalım. Bunlar böyle kaybolur. Ben sana küçük bir buzdolabı poşeti vereyim. Şu anda annem gördüğünüz gibi çekmeceyi çok güzel bir şekilde düzenledi. Hatta burada kepçelerini koymuş. Plastik kepçelerini koymuş. Aynı zamanda çapıcılarını koymuş. Çatallarını koymuş. Kefkiller falan çok güzel olmuş. Anne şu ne? Tüplerin başlığı. Tüpün başını çıkartmazsa, piknik tüpü. Evet. Tüp uçar gidermiş. Evet, başını çıkartmaya gerekiyor. Anladım canım. Bu bizim üçüncü çekmecemiz. Şu dördüncü çekmecemiz de galiba şu oluyor. Bu da bizim dördüncü çekmecemiz. Bu anne bele mi? Evet, dedemden. Toyku dedemden kalan bir beleymiş hatıra. Şu da annemin kesin ceyizinindir. Bunu babam yeni almıştır. Tahmin edebiliyorum. Bu anne anneannemin değil mi? Evet. Anneannemin. Yok. Nasıl güzelmiş. Dönüşüm ya. Bunlar da okla kadını kızdıran kocanın kafasına git git vur balık dermişim. Evet. Şaka şaka canım. Anne bunlar da şey değil mi? Pasta. Kereviç. İki tane kalıp varmış. Bir çizgi çiçekliymiş, birisi de normal yuvarlakmış. Güzelmiş bakalım. Annem de yine burada blenderlarını falan koymuş. Hadi bakalım, ben de aynı zamanda dolabımı göstereceğim size. Yapalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi dolabımı boşalttım üst katta. Dolabını hemen içini sildim. Örtlerini açacağım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kader anı. Hemen kapı tünelimizi serelim. Alt kattaki kapı tünelimizi serdim. Şu şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi annem ikinci katı verecek. Şu anda hemen üst kattaki kapı tüneli seriyorum.
Hemen şöyle. Bu arada bu dolapların ölçülerini düzgün bir şekilde almazsanız gerçekten örtü içine oturmaz. Ve annem şu anda örtüyü verdi. Tek elimle yittim ve çok içine oturdu. Bakın köşelerden beri hiçbir yerinde boşluk kalmadı. Şöyle şöyle çekelim. Gerçekten örtü çok önemli. Şöyle göstereyim. Bakın çok aşağı oldu. Şu anda çok güzel oldu. Elhamdülillah gördüğünüz gibi. Bence çok şık ve çok güzel duruyor. Herkese tavsiye ederim. Bir kısmını dizdim tabaklarını şu anda gördüğünüz gibi. Ama tabii annemin cihazı çok fazla olduğu için üst katta papatyaları koydum, şu gördüğünüz gibi şöyle kaseleri üst katta doğru koydum. Ama maalesef olmayacak, sığmayacak çünkü aşağıda da bayağı bir onların parçası var. Hem incili takım hem de papatyalı takım buraya sığdıramadım. Yanında da şöyle bir dolabımız var. Onun örtülerini çektim, boşalttım ama maalesef olmayacak. Yine artık bu dolaba komple incilleri dizeceğim. Papatyaları da yan tarafa geçireceğim diye düşünüyorum. Ya da şu üstteki kazanları ve kayıkları şu dolaba koyacağım. Şuraya koyacağım, şöyle göstereyim. Fincanları da oraya dizeceğim. Burada da sadece tabakları, hani bir gözde incillerin tabakları, servis tabakları, pasta tabakları, kaseleri olacak. Bir gözde de papatyaları olacak diye düşünüyorum. Çünkü sığdıramıyorum, çok fazla çanak çömlek var. Tezgahın üstü çok fazla dolu olduğu için şöyle bir parçacık şöyle göstereyim. Şurada şöyle var, kuru elma kurdukları falan var burada. Mecburen hemen şu alt gözü boşalttım, burayı sildim. Hemen örtülerini açacağım. Buradaki şöyle göstereyim, tabakları hemen buradaki gözleri dizeceğim. Çünkü denge sağlayamıyorum. Üstteki dolaplar çok fazla. Örtünü örtmem lazım. Çanak çömlek çok fazla, onları yerine yerleştiremedim. Bayağı bir böyle panik oldum. Şu anda hemen burayı açıyorum. Nasıl Caner, biraz yürüyüş yaptın mı? Hoşuna gitti mi anneciğim? İyi bakalım. Tamam annem. Hemen üst gözü serdim, alt gözü sereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım huzurla, mutlulukla, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle, muhabbetle otabilmelerini nasip et annemin, annemin, babamın, kardeşlerimin. Allah'ım ağız tadıyla bu güzel mutfak örtülerini kullanabilmeyi nasip et diyorum. Çok hoş oldu. Bakın şunların şöyle güzelliğine. Elhamdülillah. Bu dolabı tamamen boşalttım. Hatta buradaki fincanları da gördüğünüz gibi şuraya koydum. Artık buraya bir şekilde şuradaki yandaki incili takımı buraya komple koyacağım. Çünkü o dolaba sığmadı. Mecbur artık bir şeyler yapacağım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi elhamdülillah üst katın böyle kapatörnesini açtım. Alt katını da açtım. Hemen dizmeye başlayacağım bir şekilde. Beyza Nur yan taraftaki şuradaki incili takımları bana verecek. Ben de burayı hemen dizeceğim. Buraya şimdi incili takımları buraya geçirdim. Bu servis tabağı. Pasta, bakayım, bu yemek tabağı. Bu da pasta tabağı. Üstte kasesi var, kayıkları var, kazanı var. Nescafe, yani pardon, sütlük, Nescafe de diyebiliriz. Sütlü kahve fincanları da var. Aynı zamanda bunların şöyle takım, aynı zamanda kahve fincanları da var. 12 tane ama artık bunu buraya sığdıramayacağım. Bir şekilde atma sokacağım, bilmiyorum. Bu arada Beyza da burada. Bana yardım ediyor. Merhaba ablacığım. Çekim yapıp aynı zamanda yerleştirmek gerçekten çok fazla vakit kaybı oluyor ama güzel bir video olacağını düşünüyorum inşallah. Bu dolabı bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi patyalıları üst kısma koydum. Sütlü kahve fincanları üst kısımda 12 tane. Şurada gördüğünüz gibi kaseleri, kayıkları alttan üst üste koydum. Mecburen çünkü dolaba sığmıyor. Burada işte şöyle, şunlar servis tabakları. Şunlar yemek tabağı, şu. Şurada pasta tabakları. Arkada ise kaseleri var. Burada ise günlük, şunlar işte günlük kullanmalık tabaklar. Günlük kullanılan tabaklara koydum buraya da. Şunlar çerezlikler zaten. Şunlar çerezlikler. Bu şekilde zannedim. Dolabın içi çok hoş duruyor. İnşallah. Elhamdülillah. Allah sallallahu kullanabilmeye nasip etsin. Hemen diğer dolabı göstereyim. Dolabın içinde bu şekilde yaptım. Bunlar incinin işte kaseleri, çorba kaseleri, kayıkları, kazanı. Burada yine
bizim bir kahve binanın olduğu bir köşe yaptım mecburen. Çünkü ancak sığdırabildim. Burada pasta tabakları, çorba tabakları, pilav tabakları bu şekilde. Üst kısımda bu şekilde dizdim. Şimdi hemen şuradaki yandaki dolaba geçeceğim. Bunları da hemen tezgahın üzerine indirip hemen bir silip örtlerini açacağım inşallah nasip ederse. Bu rafı sildim. Hemen örtülerini açtım. Şöyle göstereyim. Işık da şuradan geliyor ama hani bu şekilde. Hemen burada dondurmalıklar var. Onları dizeceğim. Şöyle göstereyim. Bardaklar var. Kahve benim canım da çıktı. Bu arada bize ne güzel bir kahve yaptı. Hemen şöyle göstereyim. Burayı şimdi hemen dondurmalıkları dizeceğim. Onun takımları mavi su bardaklarını dizeceğim. Misafir bardaklarını dizeceğim. Allah'ım o kadar çok çanamı çümleye var ki annemin. Hani diyeceğim ki sanki ben çok farklıyım. Ben de öyleyim. Evimin her tarafı dolu çanakla. Hemen bunları yapmaya alıştırmam lazım. Çünkü vaktim daralıyor. Evet şu anda şöyle göstereyim ben. Caner biraz sesim olur musun? Kardeşim yok oğlum lütfen. Şu anda şunlar. Hemen şöyle biraz zoomlayalım. Bunlar Türk kahvesinin yanında verilecek olan kristal bardaklar. Hani bunlar bu şekilde annemin cihazından. Böyle bundan sonra 3 tane kalmış. Arkada da 2 tane var. Bunlar şöyle. Bunu bitirdim elhamdülillah. Gördüğünüz gibi üst katta şurada annemin pudingdik kaseleri var işte. Dondurmalık kaseleri var. Aynı zamanda burada 12 tane mavi su bardakları var. Bunu buraya dizdim. Bu annemin cihazından böyle antika. Çok hoşuma gitti. Hatta böyle el koysam mı diye düşündüm de. Dedim annem burada geldiğimiz zaman bir şekilde kullanıyoruz. Annem de kalsın istedim. Hani ne istesem annem yok demez de bunu da buraya koydum. Burada şimdi şöyle göstereyim. Böyle annemin yine cihazından kristal böyle hani misafirler geldiği zaman kullandığı bardakları var. Böyle artık üçlü ikili kalanlar var. Mesela şu kristal kahvenin yanındaki su bardağı olarak veriyoruz bunu biz. Bunun 3 tane kalmış. Arkada gördüğünüz gibi 2 tane kalmış. Bu yine şurup bardağından... Bundan yine aynı şekilde 4 tane kalmış. Şu bardakları biraz şöyle çekeyim. Şuraları biraz sıkıştırmışım. Bu bardaklar bu model bardaktan. Mesela bunlar da şurup bardakları. Bundan mesela 5 tane kalmış. Şu kristal bardaktan bundan 3 tane kalmış. Yani bu şekilde bunları hani burası benim evim olmadığı için hani mümkün mertebe böyle seri bir şekilde dizdim ki kardeşlerim baktığı zaman ya da ben ya da artık kardeşlerim artık ya da gelinimiz artık kim bakmak isterse her şeye burada daha rahat ve böyle vitrin rafı gibi her şeyi görebilirler. Bu şekilde dizdim. Bunlar yine 3 tane kalmış. Bu 6 tane. Hatta bunlar da ben çok iyi hatırlıyorum. Annemin böyle misafirle toplantısı falan olduğu zaman çıkardığı kristal çay bardaklarıydı. Şöyle göstereyim. Burada flaş açmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü ışık tersten geldiği için dolabın içerisi karanlık gözüküyordu. Bu şekilde yaptım. Bunların bir de kristal kaşıkları vardı. Tabi kırla kırla yıllarca 6 tane kalmış. Bu çay tabağından da 3 tane kalmış annemde ama bunu şöyle koyalım. Şunu şöyle yapayım. Bence güzel oldu. Ben burada dizayn yapmayı çok seviyormuşum. Ama böyle biraz yorgun gibi hissettim. Çünkü hem dizayn yap hem çek hem ara her aşamasında düzenlet. Biraz beni yoruyor. Ama olsun elhamdülillah güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Bu gözü tamamen bitirdim. Artık alt gözlere geçmem lazım. Çünkü çok fazla kahve fincanları var. İnanın bu kadar kahve fincanları nereye koyacağım onu dahi bilmiyorum. Bir şekilde ayarlama yapacağız inşallah. Devam ediyorum. Şimdi bu dolabın bu gözünü boşalttım. Buradaki su bardakları ve çay bardakları o kadar çok birbirine karıştı ki sığmıyor. Daha makinedeki olan bulaşıklar da var zaten. O yüzden büyük bir ihtimal herhalde çay bardaklarını ben buraya kaydırırım. Su bardaklarını da burada kullanırız diye düşünüyorum. Bakacağım tekrardan. Hemen şu dolabımızın içini de bir güzel silelim. Hemen şöyle siliyorum. Anneciğim video çekiyorum. Üst gözüm bitmedi daha. Annem bu arada normal böyle sohbet ediyor. Anne dedim video çekiyoruz. Hemen şöyle elimin yettiği kadarıyla siliyorum. Çünkü normalde bu dolabın içi temiz zaten. Kapı tünelini çıkarıyoruz. Hemen buranın da örtüsünü örteceğim. Şu anda hemen bu çekmeceyi boşalttım. Çünkü tezgahın üzerinde gerçekten yer kalmadı. Hemen burayı siliyorum bir şekilde. Şöyle iyice kenarlardan beri sileyim. Kaan da geldi.
Hoş geldin Kaan anneciğim. Kaan efendinin ağzı gözü bütün çikolata. Televizyon deden vermiyor mu sana? Vermiyor. Niye? Hele git dedene sor dedin namazı kıldın mı de. Koş Beyza Nur ne yapıyor Kaan? Ders. Hemen borbatını atacağım. Burayı sildim. Çünkü diğer tarafı boşalttığım için buraya da ben Allah'ın izniyle şeylere geçirmem gerekiyor. Kanseri falan geçirmem lazım. Alt rafları da artık bir şekilde yetiştirebildiğim kadarını yapacağım. Artanın annem yapacak. Kaan bırak onları anneciğim. Şu an annem bu çekmeceyi boşalttı. Allah razı olsun annem de bu yandan bana yardım ediyor. Mutfaktaki o kadar çok dolap var. Eşya çok fazla ki anlatamam daha annemin bunları vermiş hali. Bunlar annemin yine çatal bıçak seti. Tabii misafirlik artık ikinci mi üçüncü mü seti ne yani bilemiyorum. O derece üçüncü seti. Yani annem maşallah var. Şimdi bunu annem yıkadı. Annem şöyle ellerini göstereyim size. Annem benim bezim almışsın yalnız bezim verebilir misin bunu rica etsem? Evet biliyorum o temiz olduğunu. Annem hemen bunları hazırlıyor. Masanın üstünü şöyle göstereyim dağılıklık Melike görmesin. Ay. Abla diyor bak evimizin dağılıklığını çekme ha diyor. Sen dolapları boşaltıyorsun diyor. İnsanlar evimizi böyle dağılık zanneder diyor. Dedim kızım ben bu dolapları boşaltmak nasıl yapabilirim dedim. Mecbur dolaplarının içindeki her şeyi tezgahdan indiriyorum. Dolapları silip kapılarını açıp her şeyi yerlerini değiştirdiğim için zaten çok fazla zaman kaybediyorum. Çünkü yani tasarım yapıyorum bir şekilde. Kanalımı bırakır mısın anneciğim? Aynen devam edeceğim. Ben hemen kendi işime geçeyim. Annem de burayı hallediyor. Elhamdülillah. Da hemen bu dolabı bir şekilde sildim. Tekrardan şurada leke mi kalmış diyeceğim. Yine tekli bucaklı sileyim. Elimden geldiği kadar sildim. Anne buranın kapatörsünü alabilir miyim? Hemen buranın kapatörsünü alacağım. Buranın bütün fincanlarıydı, kaseleriydi. Bunları aşağı kısma boşalttım. Diğer taraftan fincanları bu tarafa doğru getiriyorum. Bu arada annemin burada yukarıda, bu üst tarafta da annemin kullanmadığı yine kaplarda olan, kutularda olan çin çanağı var. Çocuklarımızın, bakın bizim çocuklarımızın her birinin biberonu ayrıdır. Bu Kaan'ın biberonu. Bu, anne bu Enes'in değil mi? Bu Enes'in biberonu. Şuradaki biberon da, şunu da göstereyim. O Enes'in pembe olan biberonu. Hayır, bu Kaan'ın. Bu Kaan'ın anne. Bu Enes'in, bu da Eymen'in. Bu da Eymen'in biberonu. Pembeye canım maviyi bulamadıydık. Pembe almıştık Caner'e Kaan'a. Onu da bu Caner'e Kaan'a kısmetmiş. Buraya bıraktık. Annen, ama artık Kaan bir buranı bıraktı artık elhamdülillah. Yine de buraya koyduk. Ne lazım olursa bir şekilde kullanıyoruz. Şu anda örtüsünü buranı açtık gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kaan da tepede ben de tepedeyim şu anda. Kaan düşeceğiz ama anneciğim. Düşebiliriz bebeğim. Şu anda gördüğünüz gibi bu dolabın içerisinde hemen anne fincanları bana ver hemen fincanları koyayım anneciğim. Bu annemin Nescafe fincanları özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Bu da bunun anne bu şekilde kutusunda saklıyor. Çünkü koyacak gerçekten yer yok. O kadar çok fazla var ki. Bu da bu şekilde bu kadar tatlı duruyor ki elhamdülillah. Hemen bunları şöyle yapayım. Çekim derken onu inceliyorum, bunu inceliyorum. Gerçekten bakın çok gitti. Annem diyor ki kızım diyor koy yerine çek diyor bana. Ama incelemesi de olmaz ki diyor. Bakın ne kadar güzel duruyor değil mi? Bunu hemen kapağını kapatacağım. Bunu arka tarafa koyacağım. Sandığıyla beraber. Evet bunlar da diğer fincanları. Tabii annem kırılmış. Diğer fincan takımları. Bunlar değil mi anne hakiki? Ay üzüldüm ama gerçekten. Bakalım bunlar inci tozuymuş. Hakik inci tozuymuş. Ama bu kırılmış 4 tane kalmış. Yazık. Üzüldüm. Bir gün önce mi kırıldı? Kısmet ne yapalım? Bize bir şey olmasın. Önemli değil canım. Bize bir şey olmasın. Bu da annemin diğer fincan seti. Bu da yine porselen değil mi anne? Bu da inci tozu. Yok bu normal. Bu normal mi? Evet. Normal. Bu normalmiş. Tabii alıştım hemen yapıştırıyorum inci tozu diye. Bu da aynı şekilde annemin. Böyle birden de kendi kendime gelin evi gelin ev diziyormuşum gibi hissettim. Ama yok anne şöyle yapıyorum. Ha. Biraz yan çevir. Tamam anne. Şöyle yapayım. Canım hem kamerayı tut hem onu çevir olmuyor ki hem de çekim yapıyorum. Tamam. Burayı hallettik. Bu da çok güzel cam cezve. Ben de bundan düşünüyorum bir tane inşallah. Bu çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Bunu da şuraya koyalım. Şöyle. Evet başka var mı canım?
Getir getir. Onlar ne anne? Yedek. Yedek darma. O zaman onu da şuraya kenara koyalım anne. Dur anne. Bu arada bakın elime ne geçti. Caner'in oyuncağı geçti. Ama ne kadar kızgın bakıyor bu adam böyle ya. Arkasında şöyle bir düğme var. Spice değil mi? Hani bu Kaptan Spice. Mr. Spice değil mi? Mr. Spike. He, kulakları uzun bunun. Bizim çocuklar bir sıra böyle her annemin dolaplarına eşya saklıyorlardı. Bir gün annemin buzdolabına Caner dinozorunu saklamış. Annem de kadıncağız ne bilsin. Dolabın kapağını açıyor ki bir tane kuyruk ay diyor. Dolabıncağız da fare girmiş. Ne geze benim evimde fare diyor annem. Hatırladın mı annem ne güldük ya. Annem fare diyor. Dolabın içine girmiş de kuyruğu donmuş. Allah diye babamı çağırmış. Ama gül gül öldü bir bakmış da ki annem çekmiş ki Caner'in dinozoru. Yani böyle komediyiz biz. Şimdi annem burada karton olan yukarıda bir sürü eşyalar var. Onları hemen bir düzenleyeceğim. Anne buranın ölçüsü var mı? Var tabii canım. Bana. Onun ölçüsünü bana versin hemen buradakileri de aşağıya indireyim. Bir şekilde buranın ölçüsünü örtelim anne. Şu anda gördüğünüz gibi dolabımın içerisini tamamen boşalttım. Çok şükür, bin şükür. Bu o kadar çok fazla kutular var ki, açılmayan paketler var ki anlatamam. Buraya boşalttım, hemen buranın örtüsünü örteceğim. Kutuların bir kısmını bu kısma koydum. Bir kısmı şurada şöyle gördüğünüz gibi. Artık indirdim. Ne yapabilirim? Dolabı şu anda iç kısmını bu şekilde artık dizayn etmeye çalışıyorum bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle yapayım. Ya inanın neyin yazı nasıl koysam bilmiyorum. Bir şekilde ayarlama yapıyorum artık. Orayı koy yeter. Evet şu anda gördüğünüz gibi şöyle güzel bir şekilde telefonumun ışığı da açılsın. Böyle netlik gelsin biraz. Bunları bu şekilde dizdim. Gördüğünüz gibi ayarladık. Çok şükür bir şükür Caner'in doyacağını buraya koydum. Burası da alt kısım böyle. Tabii makinenin içerisinde olan böyle saklama kapları falan var annem. Bunları da yine cam olanları buraya koyacağım. Ayarlama yapıyorum. Devam ediyoruz elhamdülillah. Bu dolap bitti şimdilik. Çok şükür, bin şükür, elhamdülillah. Allah'a mahsede kullanır beni. Şu anda buradaki dolapları boşalttım. Şöyle yapalım. Biraz netleşsin. Dolaplar boşalttı. Hatta çay bardaklarını buraya koydum ben. Kupalara koydum. Daha koymadığım bir sürü bardak var. Bu gözü boşalttım. Bu gözü de boşalttım. Sildim hemen örtülerini, açtım. Hatta burada benim şeyler vardı, kupalar vardı. Kupaları da şuradaki karşıdaki dolaba şuraya yerleştirdim. Burada da hani daha güzel oldu diye düşünüyorum. Burası daha derli toplu oldu işte ise. Üst gözü zaten tamamen halletmiştik. Devam ediyorum. Çekimdeyim babacığım. Şu anda bu dolabın içerisinde ben şuradaki gördüğünüz gibi hemen metal şekerlikleri, sunumlukları koydum. Bunlar şurada daha güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle yapayım. Hatta şöyle. Bakın daha hoş oldu. Bunlar böyle. Kupaları da buraya koydum. Tabii bir maske testini devam ediyorum halen. Şu anda bu dolaba geçtim. Şöyle göstereyim hatta. Üstteki dolaplar bitti. Hemen şuradaki camlı dolabı açıyorum. Bu tarafa boşalttım. Yalnız yandaki camlı dolabın mekanizması bozulmuş. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Artık herhalde ne tutacak. O şekilde yapacağım. Burayı da hemen sildim. Hatta şurasını ne kadar mı alsam acaba diye düşünüyorum. Şöyle. Bu arada bana kardeşim soruyor, abla diyor, bu bileğindeki ne diyor bana. Şöyle göstereyim. Ben de dedim ki Beyza Nurcuğum dedim, o şep dedim. Abla niye şep taktın dedi. Gerçekten yani bir şekilde hani nazar var. Bunu herkes biliyor. Nazar değiyor bana gerçekten. Böyle dedim işte biraz üzerimizdeki negatif enerjiyi atalım. Nazar atalım diye böyle bileğime bir şep taktım. Biraz komik oldu ama işte idare eder. Bu arada burada yanında bir dolap var. Buradaki örtülerini, kaputenlerin hepsini çıkardım. Bunları da bir şekilde bu kavanoz dolapların hepsini iptal edeceğim. Buraya annemin böyle kuru meyve sebzeleri var. Elma kurusu var, erik kurusu var, dut kurusu var. Ceviz memiz böyle tamamen kışlık sucuklu muskası falan var. Burası tamamen kuru baklagiyat dolabı yapacağım annem bile. İnşallah böyle devam ediyorum. Ama hem çekim hem iş. Bayağı bir zamanım aldım ama çok şükür, bir şükür güzel gidiyor şimdilik elhamdülillah. Bu dolabı boşalttım, tamamen hemen siliyorum.
aslan. Oy oy, dedemiz geldi bizim. Dedesi oğluma aslan torunum diyormuş. O da onu söylüyor. Aslan torunum benim diyor. Bu arada burayı sildim. Hemen ortasına tutuyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Hasadıyla, huzurla, mutlulukla, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle, muhabbetle Allah'ım oturacakları, muhabbetle Allah'ım kullanacakları, sevgiyle, saygıyla ya Rabbi. Hayırlı ya Rabbi. Elin harflisiyle inşallah. Dolapları kullanabilmeyi nasip et. Amin amin. Efendim babacığım. Hallediyorum babacığım, çekim yapıyorum. Yok canım ya, hem çekim hem dizayn her aşamasını gösterince bayağı bir sürüyor işte, ne yapalım. Evet anneciğim, söz şu anda sende. Teşekkür ederim anneciğim, ellerine sağlık, yardıma geldin. Yani sen istedin diye çekim yapacağım anne dediğin için mecburen ben seni bekledim yani. Yoksa ben bunları şimdi diktim. Her halükarda sabaha kadar dahi çalışsam ben bunları yerine koydum. Ama seni bekledim mecburen. Evet. Ellerine sağlık, teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Çok İnşallah, az dalımız kaldı. Evet, bu diktiğimiz işlerden bazı insanlar da örnek alarak dizayn ederler. İnşallah. İnşallah. Ben özellikle video çekmek için anneme söyledim. Anne dedim ben hallederim dedim. Hem video çekip hem de yerleştirme yaptığımız için biraz zaman evet, bayağı bir geçti. Bir dakika biraz anneciğim. Oldu. Anne bu arada annem benim için giyindi. Evet. Dedim ben gözükmeyeceğim çünkü iş hali. Anneme dedim. Anneciğim dur. Anneciğim sen hazırlan dedim. Kaan annem dur. Annem hazırlandı böylelikle. Anneciğim elindekiler ne? Senin bir gösterebilir misin bize rica etsem? Bunlar çekmecenin yavrucuğum. Hı-hı. Şu çekmecelere koyacağız. Çekmeceleri evet, biz dikiyoruz tabii haliyle. Evet. Bunları. Hani bunlar yeni mi çıktı? Şöyle, bunlar evet, deri evet, kapı töneler. Evet. Deri kapı töneler bunlar yeni çıktı. Bayağıdır var da benim şu anda elim ancak değdi. Tatilden dolayı. Tatil olmasaydı ben yine yetiştiremezdim bunları. Sen normal kapı tönelerin vardı. Çok yoğun olan bir insanım. Evet. Annem evet, normal kapı töneleri vardı. Evet. Kapı tönelerini artık iptal ettik. Bu deri kapı tönelerini yaptık. Bakalım annem şunu biraz evet, kaldı şöyle yakın. Evi aldık ama dikemedim. Evet, aldığı halde evet, dikemedi annemin. Evinde görneler var diyorlar ama ben hala cenizlerimi kullanıyorum. Evet, tersi evet, kendisi dikiyoruz hesabı. Eski kapı tönelerden kullanıyordum. Rabbim rast getirdi. Pandeminin de bazı insanlara faydası oldu. Allah inşallah hayırlısıyla bu hastalığı bütün dünyamızdan kaldırır. Verdiklerine ya şaf ismiyle şifalık verir. Amin. Biz de yani mecburen zamanımızı değerlendirmek için evde yarım kalan işlerimizi tamamladık. Anne biliyor musun? Bütün insanlar evini çekip çevirmeye, evet, düzeltmeye başlamış. Dekorasyon malzemeleri o kadar çok fazla atılmaya başlamış ki. Çünkü insanlar artık evinde oturuyor. Evine önem veriyor. Yani, haliyle çünkü evet, sıkıntılı bir süreç var. Yani ben bunu oturup da elimde imkansız evimde yapamazdım. Yani. Okula götür getir yapardın. Yani yarım yarım. Acaba orada kesebilir miyim derdim ders saatinden sonra. Hı-hı. Ama onu da yapamazdım. Kesin yine getirirdim buraya, kalırdı yazan. Evet. Şu kısmet, anda yine kısmet, elhamdülillah evet, annem bunları hazırladı. Evet. Aynı zamanda Melike Hanım. Bunlar mesela küçük kiler olan yerlere. Mesela şunlar. Hı-hı. Bunların spot ismi neydi anne? Şunların evet, şu kenarın ismi spot neydi? Spot dikiş. Katlandığı zaman şöyle evet, spot dikiş oluyor. Sarkıyorum. Mesela şu en son parçadan kaldı. Değerlendirdim. Bak bunu diktim. 3 parçadan meydana getirdim. Eline kola sağlık. Eline kola sağlık. Bu arada dolaplarımızda bir kısmını sağlık, yaptık. Evet. Onları da son halde gösteririz. Annem tamam, beni de bir selam vereyim. Sonra dedi annem ben gidip üzerine süreceğim dedim. Yemek yapacak çünkü annem. Evet. Sağ olsun. Benim için giyindi, süslendi. Teşekkür evet, ederim anneciğim. Rica ederim anneciğim. Ben şu kalan yerden hemen zanlayayım. Allah'ın göre versin. Hemen. Hayırlısı amin, ömürler, hayırlı bol rızıklar. Amin. Bu sağlıklı cümle Muhammed evladına da ömürler nasip etsin. Amin. Sizleri de asılıyla kullanmayı nasip etsin. Amin. Teşekkür ederim. Amin. Bu arada kanalıma güzel bir videoyu bir de sen katmış oldun anneciğim. Teşekkür ederim. Allah razı ben olsun. Ben inan seve seve yapıyorum. Neden? Çünkü izleyicilerime güzel birer video daha hazırlamış oluyorum. Evet, elhamdülillah şu anda dolaplarımızda iki dolabım kaldı. Onu da hemen annemin yardımıyla onu da bitirip son artık videomu nokta koyacağım inşallah. Devam edelim aynı zaman biz işimize. Kanalımıza. Evet, kanalımıza Casu ve Caner'in dünyasına üye olmayı unutmayınız. Bayağı bir ihmal etmeyelim. Ama şu anda kapatmadım ama böyle arada böyle reklamlara geçirdik. Peki anneciğim hemen ben işime dönüş yapıyorum. Gel anneciğim. Şu anda ben bu dolaba geçtim. Bu dolabın alt tarafını boşalttım. Şuraya boşalttım. Çünkü annemin bardakları sığmıyor. Yani şu dolabın içerisinde annemin bardakları bir türlü sığmıyor. Sığdıramadım.
Ondan dolayı sığdıramadığım için mecbur buradaki yan lavabo boşaltıp buraya hemen şey yapacağım. Allah nasip ederse. Su bardaklarını bu tarafa doğru kaydıracağım. Belki bir tarafa bardaklarını mı kaydırsam acaba anne diye düşünüyorum ama bakacağım bir duruma. Şu anda mutfağımızda gördüğünüz gibi buradaki dolaplar bitti. Bunları bir güzel yerleştirdim. Şimdi buradaki hemen yandaki dolaplara geçtim. Burayı da böyle bir sildim. Yine bir şöyle göstereyim. Şöyle bir güzel sildim. Dip köşeye. Elhamdülillah. Alt katları da sildim. Yine son bir kez üstünden geçeyim istiyorum. Elhamdülillah sildim. Şimdi hemen örtülerini örteceğim. Üst gözü tamamen açtım ve şu anda kan. Anne bocağım şişeş kırılır anneciğim. Lütfen ver bebeğim lütfen. Teyzesinin mınlak eşyesini almış. Kapatır mısın? Kapat annem hemen kapat. Üst gözü açtım. Çok güzel oldu elhamdülillah. Rabbim hastalığım huzurlu, mutlulukla, sağlıkla, sıhhatle kullanabilmeyi nasip etsin anneme, kardeşlerime inşallah. Hemen alt katı da açacağım. Alt katın da örtüsünü açmam lazım. Hemen alt kısmın da örtüsünü açtım. Çok güzel olmuş. Elhamdülillah. Şöyle göstereyim. İki katın da örtüsü açıldı. Yerde tabii kavanozlardı, eşyalarda, tavalardı falan. Onların hepsini düzenlemem lazım. Hemen düzeltmeye başlayacağım. Canlarım şu anda gördüğünüz gibi dolaplarımızın bir kısmı bitti. İnanın daha hala bitmeyen 4 kapağım kaldı. Artık onu da bir şekilde yetişemiyorum çünkü vaktim doldu. Eşim gelecek. Üst kısımda dediğim gibi şöyle kaselerimi koydum, kayıtlarımı koydum. Şurada tabaklarım, bardaklarım, sütlü kahve fincanlarım alt kısımda. Burası tamamen sarı takımlar, Dorlex'lerin olduğu takımlar oldu. Burası da papatya takımlar oldu. Şu üst iki göz. Şunlar da annemin günlük kullandıkları oldu. Hemen şuraya bakalım. Burası da incil takımlarının olduğu göz oldu. Elhamdülillah. Şurası da gördüğünüz gibi fincanlar ama fincanlar inanın sığmıyor. Mecbur böyle üst üste koymak zorunda kaldım. Şurada fincanlar, kahvenin yanına verecek olan su bardakları. Arkada yine fincanlar bakın şöyle. Hatta şuna da şöyle koydum. Bunlar da Nescafe fincanları. Hatta bunlar özel porselenler. Ama mecbur tabaklarını yanına koydum çünkü sığmıyoruz. Annemin çok fazla iş şansı var. Kapak da bozulmuş. Artık bunu babamın bir şekilde yapması lazım. Burada yine su bardakları daha sığdıramadım. Bir makine dolusu su bardağı var. Onları koyacağız. Burada gördüğünüz gibi çay bardakları var. Bu iki göze de tamamen boşalttım. Annem işte ceviziydi, erik, kuru ezimdi, kuru erikti, bastıktı, sucuktu. Her şey annem bu iki dolaba koyacak inşallah. Üste koydurmasını istedim annemden. Şurayı da şöyle kapatayım. Burada da yine aynı şekilde kahve fincanlarının yanında vereceğimiz su bardaklarımız var. Özel misafir bardaklarımız var. Yine üstte kaselerimiz var. 12'şerli. 12'şerli su bardakları var. Takım halinde. Bunlar da bu şekilde. Burada da yine ben kahve makinesini falan koydum. Üst katta, arka tarafta da yine benim dediğim demin çiftliğine ayrıntılı bir şekilde yapmıştım. Kullanmadığı annemin fazladan olan... Ay konuşamıyorum, hızlı çekmem lazım. Eşim gelmek üzere yolda şu anda. Kullanmadığı annemin bardakları var, tabaklar, fincanlar falan filan var orada yukarıda. Alt gözde bu şekilde düzenledim. Ben işte yine günlük misafirlere geldiği zaman kullandığı kahve fincanları, takımları falan var. Şunlar şeker dendiklerimiz. Şu şekilde göstereyim. Annemin de maşallahı var zaten. Şunlar da fincanları. Şimdi sunum tabakları işte bunlar şöyle kalpli malpli. Bizim kızlar çok seviyor bu tür şeyleri. Böyle kapaklarımı da kapatayım. Allah'a mahsulleri kullanabilmelerini nasip etsin. Çekmeceğimi de son bir kez göstereyim. Burada da yine kaselerimiz var. Tabi bunları tamamlamamız gerekiyor. Bir kısmı makinede. Hepsini zaten teker teker koyacağız. Burada annemin yine misafirlik ikinci takımı. Üçüncü takımı üst tarafa koyduk. Yine misafirler geldiği zaman kullanacağımız iki takımlar var bunlar. Inter çeliğin. Burayı da bu şekilde yaptım. Burayı da yine annemin bor camlarını koydum. Kayık tabaklarını koydum. Şunlar sürahileri, kızların su içme sürahileri. Arkada annemin süt koyduğu kavanozlar var. Babacığım çekimdeyim. Aynı zamanda burada cezveleri koydum. Çok şükür, bin şükür. Çok güzel oldu diye düşünüyorum. Rabbim ağız tadıyla, huzurla kullanabilmeyi nasip etsin.
Tabii bu dolap bitti ama bunun yanındaki şuradaki dolap ve şuradaki iki dolap daha vardı. Buna yetişemedim. Şurada bir tane daha üçüncü bir dolap var. Oraya da yetişemedim. Karşıda üç tane daha çekmece var. Oraya da yetişemedim. Çünkü gerçekten çok fazla annemin eşyası var. Bu arada buradaki çekmeceleri de annem bitirmişti. Yaptıydı sağ olsun. Ben bunu son bir kez çekeyim istiyorum. Bakın yine deri kapıda neler çektik biz. Şöyle burası yine aynı şekilde kullandığımız pasta malzemenin olduğu yerler. Şöyle göstereyim. Burayı da aynı şekilde şöyle. Ay bu buraya karışmış. Bu şekilde. Şöyle yapayım. Alt gözde bitti. Çok şükür, bin şükür. Her şey hazır, bitti. Şöyle son bir kez de buraya bakalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi dolabın içerisini sildim. Hemen bir yandan da bez alanında hemen alt örtüsünü açtık çünkü çekim yapamayacaktık. Mikrodalga biraz ağır olduğu için. Bu dolabın içerisinde mikrodalgasını koyuyor. Burada örtüsünü örttük. Alt katı da sildim. Hemen bunun da örtüsünü örteceğim. Şu anda bu dolabı tamamladım. Plastikleri bu şekilde alt kısma dizdim. Rendeleri şu tarafa koydum. Bu dolap tamamen güzel bir şekilde dizildi. Elhamdülillah. Hemen şu diğer dolaba geçelim. Bu arada annem güzel bir kahve yapıyor. Annem sen daha mısın tatlım? Bu arada ay yorulduğumu hissediyorum. Tepsileri hemen sol tarafa dizdim. Annem gelip burada işte günlük katlı bademli fındıklı fıstıklı falan filan tahin bunları bu göze koyduk bu şekilde. Şöyle net gösterelim. Alt kısımlarda böyle annemin hani metal olarak kullandığı ürünler vardı. Tepsilerdi falan, tahtalardı falan. Bunları koydum buraya. Burası da bu şekilde bitti. Burası da bu şekilde sürahileri buraya koyduk. Mis kısma şeyleri, borcamları falan dizdim. Elhamdülillah bitti. Çok şükür, bin şükür. Bütün dolaplar bitti. Tamamını mutfağını bitirdik, dizayn ettik. Elhamdülillah. Hadi kanalımızda kalın de. Bakalım. Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hadi beğenme işareti. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bizden bugünlük bu kadar.